Birçok kişinin hocası ve minyatürde siyah rengin şu an hamisi pozisyonunda olan ve özgün tasarımlarıyla bize güzel işler çıkartan, güzel şeyler sunan, güzel şeyler söyleyen bir sanatçımız var sırada. Leyla Kara bize yine aynı başlık altında biraz felsefe yapacak. Benim için de hem hocam hem de minyatür sanatı söz konusu olduğunda çok kıymetli iki ismin karşısında konuşmak inanılmaz zor. Ben hep geleneksel camiada belirli bir yaş haddini doldurduktan sonra insanların huzuruna çıkabildiğiniz için hiçbir zaman onun huzuruna çıkabileceğim bir zamanı kurgulamadım açıkçası. Ama onun olmadığı bir zamanda onu anlatacağım bir sürü konuşma hazırladım aslında. Bilmiyorum olduktan sonra da ne kadar anlatabileceğim onları ama şimdi o yüzden benim için oldukça zor bir süreç. Geleneksel sanatlara dair herkes bir sürü şey söylüyor. Benim de yaklaşık 17 yıllık bir geçmişim var. Bir şekilde geleneksel sanatlarla ilgileniyorum ve benim de aslında söyleyecek bir şeylerim var. Ama söyleyeceğim şeyler benden öte aslında geleneksele hizmet edecek şeyler olsun istiyorum. Ben bir yolculuktayım aslında. 17 yıllık bir yolculuk ve bu yolculuk menzilde nereye varacak hiç bilmiyorum. Ama varacağım noktayla alakalı inanılmaz umutluyum. Çünkü aynı yolu yürümeye devam ediyorum ve yürürken muhakkak, mutlaka soru soruyorum. Belki de her birinin dönüp beni felsefeci olarak addetmesinin yegane sebebi bu. Birilerinin sürekli bir şekilde söylediği şeyden ziyade bir yolculuğum var benim. Herhangi birinin söylemi benim için bir doğruluk arz etmiyor. Her seferinde o söz ne kadar doğru ya da doğru değilse o sözün doğru tarafı neresi deyip irdeliyorum. O yüzden de hocam bugünkü geleneksel sanatlar tam olarak ne? Ona vurgu yaptı. Birazdan Ruhi Hoca gelip benden daha çok felsefe yapacak zaten. Ben yolculukta sorduğum soruları ve verdiğim cevapları konuşacağım aslında. Dönüp geleneksel sanata baktığımda insanların neden sanatla uğraştığına dair bir fikir sahibi olamıyorum. Dönüp baktığımızda işte insan neden bir şeyle uğraşır sorusunun cevabı insan niye ile neden güzelle uğraşır şöyle bir noktaya varabilir. Bir varoluş gereği insan güzeli yaratmaya çalışır. Böyledir çünkü özünde o vardır. En ilkel insanın bile dönüp herhangi bir şeyin, yemek yiyeceği herhangi bir objenin, nesnenin etrafını bezemesi bu varoluş gayesiyledir. Belki de bir diğer taraftan da insanın ölümsüz olma gayesiyle alakalıdır. Her ne kadar aslında ölmek istiyoruz desek de insan bir şekilde yok olmamak ve bu dünyada kalmak gibi bir gaye içindedir. Ve birçok yolla da aslında ölümsüz olabilirsiniz. En ilkeli çocuk sahibi olarak ölümsüz olmaktır. Nitekim zaten bir sürü insan soy yürütmek nedeniyle çocuk sahibi olmak ister. Bir fikir, bir düşünce de sizi ölümsüz kılabilir. Ve bahsettiğiniz fikir iyi olmak ya da birilerine iyi gelmek zorunda da değildir. Nitekim diktatörler de ölümsüzdür zaten. Ama söz konusu olan şey sanatsa, sanat içinde çirkinlik barındıran bir şey değil. Güzel bir şey yaratımlamak zorundasınız. Yani ortaya koyduğunuz, meydana çıkardığınız şey güzel olmak zorunda. Ve bir sanat eserinin güzel olması, onu icra edenin güzel olmasıyla yakından ilişkili bence. Burada araya girmek istiyorum. Yani Leyla Hanım'ın söylediği şeye, sanat eserinin güzel olması, sanat çıktısının bize güzelliğe dair bir şey söylemesi fikrine ben katılıyorum. Fakat hani Batı'nın geçirdiği evrim itibariyle Duchamp, kavramsal sanatın babası olarak da kabul edilen Duchamp'ın Çeşmesi, ki Pissuvar olarak biliriz genelde ama Çeşmedir o eserin ismi. Çeşmesi sanat tarihinde bir eserin güzel olmak zorunda olmadığı fikrini ortaya koymuş ve bunu ispatlamıştır. Ama bu Batı'nın kendi seyahati, yolculuğu ile ilgili bir şeydir. Bu mutlak değildir. Dolayısıyla
biz bunu bir mutlak önerme olarak kabul etmek zorunda değiliz. Bu hatırlatmayı şundan dolayı yaptım. Çünkü bu meseleye hakim olan birileri ama işte efendim bu sanat tarihinde kırılmış bir bilgi, bu kabul artık yok diyebilirsiniz. Hayır, bunlar çok farklı yolculuklarla alakalıdır. O anlamda benim açımdan da sanat eserinin güzel ve iyi olma ve buradan yola çıkarsak ahlaklı olma zorunluluğu söz konusudur. Hazır hoca bölmüşken oradan devam edeyim o halde ben de. Çünkü topa başka bir yerden baktı. Bütün bu tasniflerin tamamıyla Batı tasnifi olduğuna inanıyorum. Yani birileri sanat konuşuyor ama konuştukları sanat Batı sanatı. Birileri sanatın şöyle ya da böyle olması gerektiğini söylüyor. Bahsettikleri şey tamamen Batı ama ben Doğu'dayım. Şeyin hiç farkına vardınız mı? Böyle konuşulurken Orta Doğu diye bahsedilen yer neresi? Orta Doğu denilince herkesin aklına gelen coğrafya orası değil mi? Yahu orası Orta Doğu değil ki. Bizim hemen yanımızda. Bizim Orta Doğu'muz falan değil yani orası. Amerika'ya göre Orta Doğu. Ve benim Amerika'yla bir işim yok. Bu topraklarda yaşıyorum ben ve bu toprağın sanatını icra ediyorum. Bu sebeple de bizim sanatımızın içine bu sürekli batıdan gelen ama batıda sanat şöyleydi böyle olmalı, böyleydi böyle olmalı hikayesinin de aslında günümüz gelenekselcisini olumsuz etkilediğini düşünüyorum. Kalkıp geleneksel sanatı ahlaktan ya da zaman harcamaktan yoksun bir hale dönüştürmemiz çok mümkün değil. Ben de işte Biennial'in birçok ayağını gezdim. Aynı zamanda ben de vardım içinde ve gelen misafirlerden biri şöyle bir şey söyledi. Dedi ki bütün performanslara bakıyorum inanılmaz bir şekilde bir şeyler sürekli süzülüyor. Hep elek var. Yani kağıt yapılıyor, elek var. Kağıt boyanıyor, elek var. Dönüyorum, muhallebi yapılıyor, gene süzülüyor. Evet, süzülüyor. İnsanı aslında sürekli bir şekilde süzgeçten geçiren bir şeyden bahsediyoruz. Ve sonrasında dönüp şöyle bir şey söyledi, gelenekselci değildi. Bütün bu aşamalar yapılıyorken hala geleneksel sanatçısının geldiği noktaya bakıp burada bir problem olmalı diyorum dedi. Biennial'i, evet, Biennial'i organize eden birçok isimde aynı hikaye vardı. Aynı şeyi söylüyorum. Diyorum ki evet biz hala kendi kağıdımızı kendimiz yapıyoruz. Bu çok meşakkatli bir süreç. Bir tasarım yapmak evet kıymetli ama tasarımı yapacağınız kağıdı da sizin oluşturmanız ve renklendirmeniz onunla kurduğunuz ilişki bakımından güzel bir şey. Evet biz boyuyoruz. Evet eğer ihtiyaç duyuyorsak muhallebisin aherini biz yapıyoruz. Evet hala altınımızı biz eziyoruz. Evet hala eskizimizi biz kendimiz geçiriyoruz. Yanımızdaki bize yardımcı olabilecek asistanlara yaptırmıyoruz bunu. Bunu yaptırmıyorken ki gaye bizim o süreçten zevk alıyor olmamızın yanı sıra bütün bunları da bunların da aslında insana eğitiyor olması üzerine kurulu. Yani ben bir kağıdı o kadar işleme tuttuktan sonra hala çıkıp dışarıda bir yerlerde birinin kafasını koparıp ezer pozisyona gelebilir miyim? Mümkün mü? Bence mümkün değil. Gelenekseldeki yegane problemi de bu olarak görüyorum. Hocam sıklıkla işte sanatçı edepsiz olmalı, edepsiz olmalısınız söylemi hakikaten çok yanlış anlaşılıyor. Kastettiği şey bu değil. O da aslında edebi seven biridir. Çok bizim de ona edepsizlik yapmamıza müsaade etmez aslında. Ama o edep hikayesi ona karşı çıkmamak değildir. Ama bugün dönüp günümüzdeki akademisyenlere ya da var olan sanatçılara baktığımda ben çok güzel bir sahneyle karşı karşıya kalmıyorum. Ama hiç de umudumu yitirmiyorum. Dönüp benim işlerime bakan insanlar benim iflah olmaz bir karamsar olduğumu falan söylüyorlar. Hiç karamsar değilim. İnanılmaz umutluyum. Sadece çözüm yolu oluşturabilecek problemleri görüp onların sorularını sorup bir yol almaya da özen gösteriyorum. Bu anlamda da kalkıp minyatür sanatçısının hala geçmişte ne yapılıyorsa onun aynısını yapan insan olması gerektiğine inanmıyorum. Yani bugün sıklıkla işte geçmişte ince işçilik mi vardı diyorlar. Yoktu şimdi var. Hadi sen de yap. Geçmişte öyle figür mü vardı? Yoktu şimdi yap. Yani ben geçmişi birebir taklit edeceksem o halde bu zamanda benim olmamın ne kıymeti var? Ama
herhangi bir şey yapamadığınızda geçmişle alakalı bir doneye tutunmak sağlam bir şeydir. Sizi diri tutar ve birilerinin sizi yıkmasına da müsaade etmez. Ve siz rahat bir şekilde yol almaya devam edersiniz. Dönüp kendini geliştirmeye çalışmak, işçilikle alakalı yeni bir şeyler ortaya koymak, tasarım adına yeni bir şeyler koymak, ortaya koyabilmek çok kolay şeyler değil gibi geliyor. Dönüp gelenekselde adına üslup dedikleri şeye bakıyorum. İşte hep 15. yüzyıl taklidi, 16. yüzyıl taklidi, 17. yüzyıl taklidi. Neden diyorum, anlamaya çalışıyorum. Ben çünkü bu camiaya çok uzak bir yerden geliyorum. Yani biz hep soru soruyoruz ve hep soru sorarak yetiştirildik zaten. Neden diyor, ne için hala 16. yüzyıl çalışmak zorundayım ben? Üslup devam etmeli diyor. Ne için devam etmeli diyorum? Ölmemesi için diyor. Yahu 21. yüzyıla gelmişiz. 16'dan 21'e gelirken ölmediyse senden sonra da ölmez, merak etme. Sen şimdi 21'de yeni bir üslup geliştir. Sonraki kuşak da senden bahsetsin. Ölümsüz olmak ancak bununla mümkün. Yoksa geçmişi tekrar ederek onlara çok saygı duyduğumuzu düşünmüyorum. Yani dönüp Nigari'yi buraya getirsem, ben hala Nigari çalışıyorum desem benden çok memnun ya da mutlu olacağını düşünmüyorum açıkçası. Ama onların burada olmama hikayesinin aslında işi çok iyi bilmeyen insanlar tarafından çok kullanıldığını düşünüyorum. O yüzden de onlara talebe olmak hikayesi de inanılmaz güç bir hikaye. Çünkü köprüyü geçene kadar ki hikayede hiç bulunmadım ben. Hep o köprüyü terk ettim. Yıktım hatta. Ama sonrasında güzel bir menzile vardım. Benim için güzeldi. Herhangi bir şeyim hiç engellenmedi ve ben varmak istediğim noktaya keyifle vardım. Eleştiri almıyor muyum? Çok alıyorum. Bakın yakın bir zamanda kıymetli addedilen bir kitap basıldı ve kitabın bir sayfasında minyatür sanatında hiçbir zaman siyahın kullanılmadığı ve siyahın kasıtlı olarak tercih edilmediği yazıyor. Bunu yazan bir akademisyen. Şimdi ben kimim? Onun söylemi o kadar mühim ki, o neredeyse farkına varmadan aslında günümüz minyatürünü çok ciddi bir şekilde etkileyebilir bir pozisyonda. Ama maalesef ki günümüzde minyatür sanatını birileri çok güzel uyguluyor. Ama hiç bizden olmayan ve aslında bu işin tam olarak ne olduğunu, neden o figürlerin oraya yerleştirildiğini, minyatürle alakalı biçim hikayesinin aslında ne olduğunu hiç bilmeyen insanlar yüzeysel bir şekilde bize minyatür tarihi yazıp minyatür tarihi anlatıyorlar. Belki minyatürle alakalı hala güzel bir noktaya varamamızın da en önemli sebebi o. Kitaptaki o bilgiyi var olan akademisyene attım. Yanına da iki tane siyah zemin olan iş attım. Cevap gelmedi. Herhangi bir düzeltme yapmasını, en azından bundan sonraki basımlarda o kitabın revize olmasını istedim. Mümkün değil yani. Herhangi bir söylemde bulunan birini geriye almak da kolay değil. Ama siz bir iddiada bulunuyorsunuz. Diyorsunuz ki Osmanlı minyatüründe siyah yoktur ve kasıtlı olarak yoktur. Kasıt nedir diyorum. Onlar işte kasvetten, geceden, karamsarlıktan, karanlıktan kaçınmışlardır diyor. Kaçınmıştır dediği şeyin karşılığında bir dönemden bahsediyorum yani. Nigar'ın mis gibi işleri var yani. Selim'in portrelediği zeminlerin tamamı siyah. Ama hayır, tabii ama o öyle bakıyor ya. Yani onun için geçmişte bir şeyin olup olmaması, gelecekte olup olmamasını belirleyen bir şey ya. Onu o taraftan bakıp söylüyorsun. Var. Velev ki yok. Ya ben istedim, yaptım, oldu. İşte o kadar yani. Hoca dönüp siyaha sahip çıktı dedi. O gün sergisinde de aynı şeyi söylemiştim ona. Siyah bence yetim bir çocuktu. Hiç kimse de sahip çıkmamıştı. Hamileliği bana düştü ama siyah benim, ben siyah yapıyorum. Başka hiç kimse siyah yapamaz gibi bir derdim yok. Bu arada ben siyah yapmıyorum. Karanlık işler çalışıyorum. Yani herhangi bir şekilde... Evet, kesinlikle. Herhangi bir şekilde zemini siyah olmayan
içinde hiç siyah barındırmayan işler çalışıyorum. Yani nedense Leyla Kara denince herkesin aklına siyaha beyaz ya da beyaza siyah çalışılan işler geliyor ama hayır. Kasıtlı olarak içinde hiç siyahın olmadığı işler çalışmaya da özen gösteriyorum. Karanlık işler çeviriyorum çünkü ben. Söylenecek çok şey var da ben özellikle şunu istiyorum aslında. Birilerinin zorla dikte ettiği şeylerden ziyade dönüp zihninize bakarsanız güzel bir yola varacağız gibi geliyor. Zihnimizde bir bölümü karanlık yani. Karanlık doğru bilgiyi veren yegane yerdir biliyor musunuz? Bütün icatlar karanlık saatlerde çıkar aslında. Doğru bütün bilgiye de karanlıkta ulaşırsınız. Hiçbir sanatçı ya da hiçbir düşünür karanlık vakitlerde de uykuda değildir zaten. Peki.